Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Azerbaycan halkının sesi olan, Azerbaycan halkının duygularına tercüman olan İsfandiyar Vahapzade Rusya'da ana gündem. Rusya hop oturup hop kalkıyor. Bu sözler nasıl olur da onlara söylenir? Onlara her şey söylemek serbest ama bize gelince yok değil mi? Hadi oradan. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Evet, kendilerinin konuşmak istediklerini ama konuşamadıklarını bir adam bulmuşlar, Liberal Parti diye başına koymuşlar, konuşturuyorlar. Bu bir Rus devlet aklıdır. Jirinovski Rus devlet aklının, evet, öyle çılgınca bir isim adı altında konuşturduğu bir isimdir. Neden Karabağ'ın Rusya'ya bağlanmasını istiyor? İsfandiyar Vahapzade'nin açıklamasından sonra çılgına dönen Jirinovski basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısında yine o açıklamalarına devam ediyor. Diyor ki, bütün Karabağ'ı biz almalıyız, Rusya'nın, diyor açıkça. Bunu Rusya'da bir parti genel başkanı diyor ve bunu kınayan, buna karşı çıkan bir tane Rus yok. Bakü yönetimi Rusya'ya nota verdi. Bu nota müzik notası mı? Bu nota devlet notası. Bu nota müzik notası mı? Rusya. Böyle hareketler yapmasın, çizgiyi aşmasın diye. Ama İsfandiyar Vahapzade Jirinovski'ye öyle kelimeler söyledi ki, hani bir canlı var biliyorsunuz, anladınız siz, o ismi kullandı. Ve Rusya'ya da işgalcilerine bu ismi kullandı. Rusya halkına bahsetmedi. Rusya'nın sivil halkını kastetmedi. İşgal niyetinde, talan ve istila niyetinde olanları kastetti. Hiçbir zaman bir sivil vatandaşa Bahtiyar Vahapzade'nin oğlu bir şey söylemez. Ama izzeti ve şerefi için, milleti için bu sözleri söylemek durumunda kaldı. Çünkü Jirinovski'nin sözleri karşılık bulmalıydı ve buldu. Bu yüzden önemli bir, tabii ki, çıkarım bu. Çok önemli bir çıkarım. Artık bu adımın atılması gerekiyordu ve atıldı. Putin'in şok adımı da şu şekilde. Putin, evet, Putin İsfandiyar Vahapzade'ye 50 yıl Rusya'ya giriş yasağı getirdiği söyleniyor. Bu da demek oluyor ki ömür boyu giremeyecek. İsfandiyar Vahapzade'nin bir 50 yıl daha yaşaması gerekiyor. Şu anda 60 yaşındaysa, 65 yaşındaysa, işte 60 yaşında diyelim, 110 yaşında olması gerekiyor ki izin. Tabii ki Putin'den sonraki dönem bu yasak kalkar mı, kalkabilir mi? Zor olsa da olabilir ama ne olursa olsun Putin rejimi hala demokratik çizgiden çok uzak. Kendileri eleştirecek, biz eleştirince şok olacaklar. Bu ne ya, ama ya? Kendileri aşağılayacaklar, kendileri istediklerini söyleyecekler, kendileri kızacaklar, kendileri bağıracaklar, biz konuşunca da şok olacaklar. Var mı öyle ya ama? Böyle bir şey artık kabulümüzde değil, isteğimizde değildir. Artık bu saatten sonra adımlar atılmalı ve bu adımlar çerçevesinde ne yapılacaksa bu adımlar gerçekleştirilmelidir. Evet, Putin'in bu şok hareketi, bu adımı tabii ki hazımsızlıktır. Jirinovski'nin o kadar sözüne karşılık, Jirinovski'ye hiçbir müeyyide ve baskı uygulamayan Putin'in İsfandiyar Vahapzade'ye 50 yıl Rusya'ya giriş yasağı getirdiyse, Bakü yönetimi de aynı şekilde Jirinovski'ye 100 yıl Azerbaycan'a giriş yasağı getirmelidir. Eğer bu haber teyitlenirse, güçlü bir şekilde bunun doğru olduğu söyleniyor, bu haber teyitlenirse biz de Jirinovski'ye 100 yıl Azerbaycan'a giriş yasağı. Nereden Karabağ sizin toprağınız oluyor? Jirinovski'nin sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlığı neden karşılık vermiyor? Neden yalanla o sözü uygun olmadığını söylemiyor? Bir ülkenin egemenliğini
Senin bir milletvekilin resmen hedef alıyor ya. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Böyle bir adım asla kabul edilemez. Putin'in bu hareketini asla ve asla tasvip etmiyoruz. Evet, Putin özellikle baskıcı ve totaliter bir durumda. Mesela şimdi bu sözler söylendikten sonra İsfandiyar Vahapzade Rusya'ya gitse tutuklamaya kalkarlar. Mahkemeye çıkarmaya çalışırlar. Zaten İsfandiyar Vahapzade bu şekilde oraya gitmek durumunda da değil. Ülkesi için bunları söyledi. Çünkü Jirinovski'nin sözlerinin karşılığının bulunması gerekiyordu. Azerbaycan devleti de bunu söyledi ama İsfandiyar Vahapzade bilmedi ki Türkiye toprakları da, kardeş ülkenin toprakları da, onun da toprakları. Yani Rusya'ya gitmeye mecbur değil. Türkiye'de her zaman gelebilir. Türkiye'de vatanı gibi gezebilir. Ama şu husus bir gerçek. Dedim ya, Rusya aşağılayacak, Rusya konuşacak, Rusya istediğini diyecek, Rusya tepeden bakacak, istediği her şeyi söyleyecek. Sonra biz bir şey söyleyince şok olacaklar. Rusya basının hali nedir ya? Ey Rusya basını, siz İsfandiyar Vahapzade'nin neler söylediğine takılıp kalacağınıza, Jirinovski ve türevlerinin, Rus diplomatlarının, Rus siyasetçilerinin Azerbaycan halkına ve Azerbaycan devletine neler konuştuğunu bir eleştirin. Siz ki Şoygu'nun Ermenistan'daki başbakana gidip takım elbiseyle gidip hemen bir saat sonra uçakta askeri kıyafetlerle Aliyev'in karşısına çıktığı görüntüleri bir eleştirin. Barış mı istiyorsunuz, savaş mı? Amacınız nedir? Karabağ'a girdiniz, ne huzur bıraktınız, ne sükun bıraktınız. Ermenileri silahlandırıp bitlendirdiniz. Şimdi Azerbaycan'ın topraklarına ateş açtırıyorsunuz ve hiç gıkını çıkmıyor. Üstüne üstlük Nahçıvan'a, Kelbecer'e yoğun ateşkesi ihlal eden atışlar yaptırıyorsunuz Ermenilere. Muhtemelen Ruslar da var içinde. Sonra Azerbaycan'da buna tepki gösterdiği zaman, Rusya'yı uyardığı zaman Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama. Evet, belki de yılların en büyük yalanı aynı şu şekilde. Diyor ki Rus Dışişleri Bakanlığı ateşkesi Azerbaycan ihlal ediyor. İşte bu Hocalı'daki bu yapılan soykırımın ana fikrini oluşturan Rusların aklıdır. Bu yapılan haksızlıklara karşı artık dur dememizin gerektiğini anlamamız zamanıdır. Rusya iyi şeyler düşünmüyor. Bize düşen tek şey var. İsfandiyar Vahapzade sözle mukabele etti. Bizler de silahlanma, güçlenme, hazırlık yaparak Rusya'nın bu yaptıklarını onlara fırsat vermemek için gereken sahada karşılığını vermeliyiz. İnşallah İsfandiyar Vahapzade gibi binlerce ve milyonlarca sözü işitecek Rusya. İşgalci ve istilacı fikirlerini terk etmedikçe Rusya inşallah Sibirya'ya kadar çekilecek. Gönlümüzden geçen bu. Evet, 50 yıl Rusya'ya sen yasaklarsan yasakla. Rusya'ya kimse meraklı değil Putin. Ama şunu bil ki Türk'le oyun olmaz. Türk kızdı mı artık kaçacak delik ara. Türkiye 2023'e öyle güçlü hazırlanıyor, öyle şeyler deniyor ve öyle şeyler yapıyor ki aklınızın ucundan bile geçiremeyeceksiniz. Evet değerli izleyenler, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği dünyaya nam salmıştır. İnşallah bir dahaki konuda görüşene kadar hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoya beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.